Serkan Akın'ın aile özlemi. Benim de bir ailem olsun istiyorum. Yani başıma bir iş geldiği zaman babam var diyebileyim yani arkamda. Yanıt bekleyen sorular. Senin baban olduğunu düşündüğün kişi bizi aradı. Serkan'ın babası olmadığıma dair belge var elimde diyor. Elimde devletin vermiş olduğu resmi evrakım var benim. Annem durdukları niye yalan atsın ki? Ben inanmıyorum şahsen. O resmi evrağı eğer gönderirseniz Serkan'a onu gösterelim. Serkan da babasını arasın. Tamam. Dudağını bükme evladım. Her şey düzelir, her şey yoluna girer. Babasını arayan 20 yaşındaki genç az sonra Müge Anlı'da. İki erkeğin odağında bir kadın. Gökmen köy halkına Nurhan'la Ali Durmuş arasında bir ilişki var mı diye soruyor. Ne zaman? Bu kayıptan 2 ay önce. Demek ki Durmuş Ali ile Nurhan'ı kıskanmış. Anlatabiliyor muyum? Anlaşıldı. Durmuş Ali bize Facebook'tan tanıştığını söylemişti annenizle ama... Şeyden tanıştım. Facebook'tan. Sosyal medyadan. Yetkililere Gökmen tarafından tanıştırıldığını söylemiş. İki koldan aranan iki kişi. Arama çalışmalarının bugünkü mevkileri Çeçek ve Sazak mevkileri. Komandolardan oluşan 50 personel bu sahaya indi. Burası da çok geniş de bir arazi. Çok dik bir yerden bahsediyoruz. Düşmüş olabileceği değerlendirildiği için burada bir sahil güvenlikli arama da bekleniyor aynı zamanda. Can alıcı nokta. Nurhan ortada olmayıp Gökmen 2,5 gün evindeyse... Evet. Demek ki Nurhan'ın başına ne geldiyse Gökmen biliyor. Nurhan Şahin ve Gökmen Fethullah Kaya cinayet kurbanı mı oldular? Az sonra Müge Anlı'da. İşe diye çıktı. 6 gün sonraya kadar telefonlar açıktı Şaban'ın. Ondan sonra telefonlara ulaşılmadı. Motosikletiyle sırra kadem bastı. Kayıp olduğu gibi motoru da yok. Çoluk çocuğu var sonuçta, yani ortada niye kaybolsun gitsin? Eski eşi ve yakın arkadaşıyla ilgili dedikodular. Kuzenimin arkadaşıyla Emine Hanım arasında bazı dedikodular konuşuldu. Dedikoduları Şaban duyduğu Burhan'la Şaban'ın arasında bir diyalog mu geçti, bir sıkıntı mı geçti? Emine ortada dolaşıyor çarşıda, pazarda. Burhan da sağ hayatta. Şaban Ataş neden yok? 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın kaybı. Az sonra Müge Anlı'da. Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki Serkan Akın hiç tanımadığı babasını bulmak için başvurdu Müge Anlı'ya. Buraya hiç tanımadığım, görmediğim babamı aramaya geldim. Bu benim annem Türkan'la çocukluk fotoğrafım. Babamın annemin gençliğini tanıyacağını umuyorum. Ben annemin üzerine kayıtlıyım ama fakat kimliğimde babamın ismi yazıyor İdris diye. İdris Bey'le ilgili bildiğimizde Bursa'da postanede çalıştı. Postacı mıymış baba? Memur olarak çalışıyormuş orada. Yaşım küçük olduğumdan pek anneme sormayı akıl edemedim. İşte annem de... Bir anda vefat etti. Ben de yetiştirme orduna falan gittim. Peki hiç bahsettiler mi? Neden annenle baban ayrılmış? Zaten benim babamla annem resmi nikahı yokmuş. İşte 2 yıl bir birlikteliği olmuş. İşte en sonunda hastaneye bırakıp gitmiş oradan. Ne söylemek istiyorsun babana? Benim de bir ailem olsun istiyorum. Yani ben eskiden okuldan çıkışlarda herkesin ailesi gelip alıyordu. Ben tek başımaydım. Yani benim ondan bir maddi beklentim yok. Ailem olsun en azından bir... Başıma bir iş geldiği zaman babam var diyebileyim yani arkamda. Annesi Türkan Akın'la İdris Bey'in birlikteliğinden doğduğunu düşünen genç adam asıl gerçeği programımızda öğrendi. Senin baban olduğunu düşündüğün kişi bizi aradı. Diyor ki aradığınız İdris Şimşek benim ama diyor beni mahkemeye verdiler. Daha o zaman Serkan küçük bebekti, kundaktaydı. Adli Tıp Kurumu'na gittik, DNA örneği verdik. Serkan'ın babası olmadığıma dair belge var elimde diyor. Çocuk kundaktaydı, o dönem bebekti. Evraklar bende duruyor. O dönemden sonra çocuğu da kadını da hiç görmedim. Herkes kendi yoluna gitti diyor. %99 bilmem kaç oranında İdris Şimşek bu çocuğun babası değildir diye elimde devletin vermiş olduğu resmi evrakım var benim. O resmi evrağı eğer gönderirseniz Serkan'a onu gösterelim. Serkan da babasını arasın. Tamam. Onda sıkıntı yok. Ben size bu evrakı göndereceğim. Annem durduk yere niye yalan atsın ki? Niye? Annemle 2 yıl birliktelik olmuş, sonra hastaneye bırakıp bizi kaçıyor. Annem hamileyken. Ben inanmıyorum şahsen. O zaman gelsin bakalım DNA testi raporu. Bir daha bir bakalım. Dudağını bükme evladım. Her şey düzelir, her şey yoluna girer. Yani bu çocuğu da öyle anlamak lazım. Bu çocuk gelip de para istemiyor, pul istemiyor. Bir aile istiyor aslında. Türkan Akın'la 2002-2003 yılları arasında birliktelik yaşayan ve Serkan'ın babası olabileceğini düşünen kişiyi arıyoruz.
Antalya'dan 2 gün arayla kaybolan Nuran Şahin ve Gökmen Fethullah Kaya'dan 2 ayrı koldan bir iz aranıyor. Arama çalışmalarının bugünkü mevkileri Çeçek ve Sazak mevkileri. Çeçek mevkisinin önemi yayınımızda yine önce Nuran Şahin'in ardından da Fethullah Kaya'nın öldürüldükten sonra cenazelerinin atıldığı, daha önce oradan kamyon da uçtuğu denilen bölge hemen arkamızdaki yamaçlar. Sazak mevkii de Gökmen Kaya'nın evinin civarı. Buraya yaklaşık 5 kilometre mesafede komandolardan oluşan 50 personel bu sahaya indi. Burası da çok geniş de bir arazi. Çok dik bir yerden bahsediyoruz. Hiç kolay bir arazi değil. Müge'ye bağlanalım isterseniz. Aramaların diğer bir noktası olan Sazak mevkiinde. Uzman ekipler burada sabahtan beri arama yapıyor her yerde. Bakın şu anda bir toprak dönemeç var. Oradan motoru aşağı düştüyse denize buradan düşmüş olabileceği değerlendirildiği için burada bir sahil güvenlikle arama da bekleniyor aynı zamanda. Uçsuz bucaksız uçurumları görüyorsunuz zaten çevrede. Her yer sar, kayalık. Hem gözle arama çalışmaları yapılıyor, hem köpekle arama çalışmaları yapıyor. Berk de siz de söylemiştiniz. Nuran Şahin'in ardından 33L 6096 plakalı motosikletiyle kaçan Gökmen Fethullah Kaya nereye gitti, nasıl kayboldu? Bak şimdi buradan biz motosikletle gittiğini biliyoruz. Sizin aradığınız yerler aslında Gökmen yoldan giderken düştüğü yer değil benim anladığım. Bu yoldan buraya kaçmak için girdi ve o sırada uçmuş olabilir diye aranan yerler. Oralara gitmez için Müge Hanım birçok kişinin bahçesinin içinden geçmesi lazım. Çünkü herkesin bahçesinin ortasında tamam, yol var. Tamam, tanıdık ismi geçenlerden tanıdık birinin bahçesi var mı? Var. Kimin? Eyüp Çavuk'un var orada. Şunu söyleyeyim, ben Gökmen'i çok iyi tanıyorum. Gökmen'in yarısını öldürseler, yarısı canlı kalsa evine muhakkak dönerdi. Motora ulaşamadık. Motora ulaşamadığımız için de Fethullah Bey'e de ulaşamadık. Şu anda ne motor var ne Fethullah Bey var. Herhangi bir ize de rastlamadınız. Herhangi hiçbir ize de rastlamadık. Yani bu motosiklet bir yerde eğer saklanıyorsa bu hiçbir yerden geçmemiş. Hı hı. Zaten Nuran ortada olmayıp Gökmen 2,5 gün evindeyse evet. Demek ki Nuran'ın başına ne geldiyse Gökmen biliyor. Kabul anlatabiliyor muyum? Kabul ediyoruz. Yani babanız kaçıyor. Nuran Şahin'le olay günü otelde görüştüğünü itiraf eden Durmuş Ali Çelik, büyük bir çelişkiye daha imza attı. Öğrendiğim bilgiye göre Durmuş Ali bize Facebook'tan tanıştığını söylemişti annenizle ama yetkililere Gökmen tarafından tanıştırıldığını söylemiş. Nasıl tanıştınız Nuran Hanım'la? Nuran Hanım'la nasıl tanıştık? Hangi yalanı söyleyeceğini düşün bakalım. Şeyden tanıştık, Facebook'tan. Sosyal medyadan ya. Bence önemli bir bilgi. Ama ben Gökmen'in sen sevgili ol diye tanıştırdığını düşünmüyorum. Çünkü o zaman kaybolmadan 2 ay önce aralarında bir şey var mı diye gidip de sağa sola sormazdı. O motosikletle o jandarmanın orada geçse jandarma diyor ki ben bunu alırdım. Evet alır. Kameraya da yansırdı. Yani oradan geçmemiş. Yansımıyor. O yüzden Anamur tarafına gitti. Şimdi Anamur tarafında kim var? Durmuş Ali Bey var. Yani o yüzden aslında... Oklar yine Durmuş Ali Bey'in oraya gösteriyor. Zeynep Hanım'dan kaçta çıkıyor Nuran Hanım? 18.30'larında çıkıyor. 18.30'da çıkıyor Müge Hanım. 18.30'dan Anamur'a gelmesi kaç dakika? 1,5-2 saat arasında hıza göre değişir. Yani 20.30. Şimdi biz aslında Durmuş Ali Bey'in 20.30'da nerede olduğunu merak ediyoruz. Yani sizin bize yardım edebileceğiniz çok daha fazla alternatifiniz olduğunu düşünüyorum Durmuş Ali Bey. Yani burada da yolumuz size çıkıyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.